Afiyet olsun kokoreç mi? Kokoreç. Ne kadar aldınız? 110 liraya. Şaka mı ya? Maalesef. Yarım ekmek kokoreç 110 lira. Maalesef öyle. Aman Allah'ım, şöyle bir hem de yarım ekmek de değil, küçük yarım ekmek. Evet. Nedir, pahalı mı? Yani piyasaya göre şu an pahalı gibi. Pahalı diyorsun. Evet. İnsanlar rahatlıkla gıda tüketebiliyor mu? Yani şu an tüketemiyorlar, onu görüyorum. Tüketemiyorlar. 43 bin lira kazanıyor musunuz? Maalesef. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da 43 bin liraymış. Doğrudur, İstanbul'da 43. 13 bin lira kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz. Açlık sınırı da 13 bin liraymış. Allah yardım etsin millete. Nedir gidişat, memnun musun? Ben memnunum. Memnun musun? Ben memnunum. Oo. 110 lira veriyorsun yarım ekmek kokoreçe, memnunsun. Memnunum, evet. Ne sizi memnun ediyor? Yani gidişat memnun ediyor yani. Ekonomik olarak o kadar iyi değiliz ama yani gidişat olarak ben memnunum. Nereye gidiyoruz ki siz memnunsunuz? Vallahi benim aklımdaki bir fikire göre iyi bir yerlere gidiyor ülke. İyi bir yerler nereler? Yani nereler derken yani adam tek başına her tarafa kafa tutuyor yani. Nere kafa tutuyor, ne alıyor? Ya alıp vermeye bakmayacaksın. Kafa tutarak boş bir kafa tutma olmaz, bir şey alıyordur yani. Yani illa ki alıyordur ülke olarak. Evet. Onu sen ben bilemeyiz ama adam her yerde yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çalışıyor. Bir şey çalışıyor. Evet. Nere kafa tutuyoruz abi? Mesela bir de ki şuraya kafa tuttuk. Abicim şimdi Avrupa, bütün Amerika, bütün her şeylerde bizi engelliyor, şey yapıyor. Mesela ambargo koyuyor, bilmem ne koyuyor. Ambargosu adam yani kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor, evet. Ülke olarak. Ne ambargosu koydular bize? Silah ambargosunun hepsini koydular. Evet. Ne koymadılar? Ben öyle bir ambargo hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsunuz? Yunanistan'ı kaç saatte fethederiz? 200 saat içinde rahat fethederiz. Ne diyorsun abi sen? Fethederiz abi, Yunanistan dediğin nedir? İstanbul böylece. Amerika'yı kaç saatte fethederiz? Amerika sıkıntı, fethederiz. 6-7 saat? Sıkıntı abi. Sıkıntı diyorsun. Yani. Ama Yunanistan'ı böyle kürdan gibi atarız. İnanıyorum. İnanıyorsun. Evet. Eyvallah. O Avrupa mı? Ama Almanya, onlar bize kafa tutabilir mi? Almanya'nın şu an silah olarak o kadar iyi olduğunu zannetmiyorum. Zannetmiyorsun. Alman ekonomisi nasıl sence? Alman ekonomisi söylenecek laf yok. İyi mi? İyi tabii canım yani. İyi. Bizden kat kat iyiler yani. Evet. Türk kadını mutlu, Türk kadını huzurlu, Türk kadını evinde ocağında bol bol yapıyor, yiyor, içiyor, geziyor, doğru mu? Kesinlikle değil. Ne demek değil? Değil tabii ki. Harika bir haberle geldik. Ne gibi bir haber? Bu haberi kaldırabilecek misiniz? Söyleyin. Çok efendim, görüntüde 2015 model bir Passat var. Şöyle kameramanıma da göstereyim. Evet. Türkiye'de Passat'ını satan kişi aynı modelden tam 7 tane Kanada'dan alabiliyor. Aynı arabadan. Neden böyle? Ekonomi çok güzel. Ekonomi. Ekonomi. Pahalı her şey. Yani 4 sene önce aldığın ev bugün 6 katı. 6 katı. Yani. Maaşınız 6 kat arttı mı? Ben maaşım yok, ev hanımıyım. Eşinizin maaşı 7 kat arttı mı? Artmadı. Artmadı. Kesinlikle. Yani şu an İstanbul'da çalışmış olsa bir insan 3 kişi belki kira olmasa geçinebilir. Ama şu şartlarda gerçekten ekonomi çok berbat. Niye berbat? Mutfağımız yanıyor zaten. Yani benim bile evime haftada bir kere et girmiyorsa askeri ücret alan bir insanın evine et girmesi imkansız. Gerçekten ekonomi iyi diyen insanların bence bir hafızalarını bir yoklamaları gerekiyor. Et suyu alırlar, o buryonlar oluyor, o idare eder mi? Ben bazen diyorum ya, makarna yediğiniz zaman ton balıklı yiyin diyorum. Zeka açıyor. Evet, zeka açıyor. Aynen. Türkiye'de zeka problemi olduğunu düşünüyor musunuz? Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde ben her zaman söylüyorum, cehalet sorunu var. Cehalet. Çünkü niçin oy verdiğini bilmeyen insan var. Sırf sevdiği için oy veriyor. Partizanlık yaptığı için oy veriyor. Ülkenin durumuna bakmıyor. Solcusu gelmesin diyor. Alevi diyor, şu diyor ama benim bu ülkeme bu adamın ne faydası olur demiyor. Hep bunlar yesin diyor, bunlar götürsün diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı karşıtı değilim. Ama bu ülkeye bir kez olsun 23 yıl sonra bir yenilik isteyen birisiydim. Başkası gelsin istiyordum. Milliyetçi, Atatürkçü, gerçekten halktan biri gelseydi belki bir değişim olsaydı, şartlar biraz daha farklı olabilirdi. Ama gelmedi. Sizi Türkiye'de en çok rahatsız eden şey ne? Beni Türkiye'de en çok rahatsız eden şey Suriyeliler ayrı bir şey. Bir de Müslüman bir ülkede bu kadar haram deyip her şeye, her şeyin fazlasını, haramını yiyen bir
insanlar var. Ne demek istediğimi anlayın. Yolsuzluk mu olduğunu inanıyorsun? Her şey var. Yani benim Müslüman bir ülkede gerçekten benim Türkiye'm böyle olmamalı. Hadi biz getirdik, din diyoruz, İslam diyoruz. Ben İslam düşmanı değilim ki. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Ama böyle bir Müslüman ülkede niye böyle şeyler var? Niye ekonomi bu kadar berbat? Niye 5 yaşındaki çocuk bugün çalışmak zorunda kalıyor? Niye? Olmamalı ya. Gerçekten ben yani ülkenin bu kadar kötüye gittiğini, ya bu ülke kurtarılmaz bence artık. Ben bazen Kemal Kılıçdaroğlu'nun niye gelmediği için sevinen bir insanım. Çünkü biz o adama yazık ederdik. Batmış bir ülkeyi eline alsaydı bugün Kemal Kılıçdaroğlu batırdı derlerdi. Ama 23 yıldır hiç kimse deyip bu hükümet batırdı demiyor. İşte o yüzden ülkemizde cehalet sorunu var. Başka hiçbir sorun yok. Mesela bir AK Partili ile benim oyum bir değil. Kesinlikle değil. Ben 23 yıldır aynı kişiye oy vermem. Yenilik isterim. CHP gelmek zorunda değil. MHP de gelebilir. Daha iyisi gelebilir. Partizanlığı bırakmadığımız sürece bu ülke gelişmez. Sizi bir anlığına Erdoğan taraftarı yapsak. Kendi kendinize oturup mikrofonla düşündüğünüzü düşünün. Evet. Hangi üç şeyi sayıp ben artık Erdoğan'a oy vermem derdiniz? Ben Sayın Erdoğan'ı... Erdoğan'cı. Sayın... Değilim tabii ki. Velev ki. Öyleyim. Buyurun sesli düşünün. Niçin oy vermezdim? Bir kere... ekonomiden dolayı. Bir ekonomi. En büyük eğitimden dolayı. Eğitim sistemi çöktü diyorsunuz. Bir de adaletin olmadığı bir yer. Size desem ki bana bir tane adaletsizlik örneği gösterin desem. Bugün ne gösterebilirsiniz? Göstereyim. Buyurun lütfen. Asgari ücretli bu kadar alırken, kira 10 bin lira veriyorken, meclistekiler 170 milyar maaş alıyorken, benim baştaki reisim ya da başkası bana dinden bahsetmeyecek. Son sorum. 43 bin lira kazanıyor musunuz aylık? 43 mü? Evet. Ben hayatımda o kadar para hiç görmedim. 13 bin lira kazanıyor musunuz? Onu da kazanmıyorum şu an. Açlık sınırı 13 bin lira, yoksulluk sınırı 43 bin lira. Hem aç hem yoksulsunuz. Yani ben her zaman söylüyorum. Yani güzel bir ülkeyi daha berbat bir yere götürdük. Yani gazetecilerin çoğu doğruları söylediği için şu an cezaevinde. Yani gazeteciler bence rahat ve özgür olmalı. Onlar bu ülkenin sorunlarını yazmakla, çizmekle sorumludur. Yazan, çizen adamı sen atarsan yarın bu ülkeyi hiç kimse savunmaz ki. Nerelisiniz? Ben Tokatlıyım. Hem emekliyim, hem 7,5 alıyorum, hem işe gidiyorum. Hangi adaletten bahsediyoruz? Hem emeklisin. Ha, 7,5 alıyorum. 10 bin de kira veriyorum. -3 bin. Ha, hangi? İşten ne getiriyorsun? 7 lira. 7 lira. Ha. 6 bin. Ha. Pardon, 3 bin lira cebine kalıyor. Ha, 3 bin lirayla nasıl geçineceğim? O zaman sen hem aç hem yoksun. Tabii ki. Baştakiler atını oynatıyor, kişniyor. Gazeteciler içeride, hakkını savunan içeride, şerefsizler dışarıda. Bir